Efendim Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir yanımızda hüzün, bir yanımızda mutluluk var. Dominik'te kaybettiğimiz basın şehidimiz Alper Bağcı'nın bugün tekrar anıyoruz. Etkinlik salonu açılışı var. Ahmet Berda Kahraman İlkokulu'nda okuduğu okulda ailesi tarafından bir etkinlik salonu hediye edildi, yaptırıldı. Bugün hizmete giriyor. Kullanacak öğrencilerimiz. Bugün çok kalabalık, yoğun bir tempo var. Üçgen Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda Alper Bağcı'nın kıymetli annesi Aynur Bağcı'nın var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Efendim, sizler de hoş geldiniz. Bir yanımızda hüzün, bir tarafımızda mutluluk evet, var. Evet, evet. Neler söylersiniz? Bugün yoğun bir katılım var. Bugün etkinlik evet. salonu açıyorsunuz. Evet. Bugün gerçekten dediğiniz gibi hem mutluluk hem hüzün. Ama ben her şeye güzel tarafından bakan bir insan olduğum için bugün bizim bayramımız. Ben üzüntü olsun istemiyorum. Bu okul benim için çok önemli, çok kıymetli. Anlamı çok büyük. Çünkü Alper'im bu okulda 8 yıl okudu. Onun döneminde 5+3'tü. Hem ilkokul hem ortaokul. Ve ben bu okulun okul aile birliği başkanıydım. Onun için de ayrıca çok büyük bir önemi var benim için. Ben Alper'in anısına okulumuzda da ihtiyaç olan kapalı bir alan, bir etkinlik salonuna ihtiyaç vardı. Bunu kendi imkanlarımla yapmaya çalıştım. Cenab-ı Allah da bana yardım etti. Gerçekten bugün bizim bayramımız. Alper de çok mutlu. Çünkü onun anısına yapılan, onun isminin yaşadığı bir etkinlik salonu. Ben sizlere her konuda yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Söylem Haber Ajansı benim her daim yanımda. İyi günümde, kötü günümde. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Programı dedik ya, yoğun bilgi var. Yani Acun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı da birazdan buraya teşrif edecek. Acun'un da böyle bir ahde vefasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhteşem bir vefa yani. Evet. Acun Bey ve Acun Medya ekibi Alper'i kaybettiğim günden beri her daim yanımızdalar. Manevi desteklerini hiç zaten eksik etmiyorlar. Her konuda biz onlarla bir aile olduk. Dediğim gibi Acun Medya'daki çalışan bütün Acun Medya personeli bizim kardeşlerimiz ve evlatlarımız oldu. Ben kendilerine çok teşekkür ederim. O kadar yoğun bir tempoda çalışmalarına rağmen bu güzel günümüzde bizi onura ettikleri için tekrar hepsine teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de Aynur Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Aynur Bağcı'nda artık Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu'nda yaşayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aynur sağ Hanım'ı. Olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Aynur Hanım'ı uğur diyoruz. Efendim burada hareketlik devam ediyor. Ahmet Ferda İlköğretim Okulu'nda yoğun bir katılım. Öğrenciler, yoğun bir trafik var. Dediğimiz gibi biraz sonra burada Alper Bağcı'nın etkinlik salonunun açılışı yapılacak. Acun Medya Grubu Başkanı Acun Ilıcalı da programa davet ederek, iştirak ederek burada bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Yani insanda vefa, işte vefa, hayatta vefa çok önemli. Acun Ilıcalı'ya da işte birlikte çalıştığı Dominik'te kaybettiğimiz Alper Bağcı'nın için vefatından sonra buraya her türlü etkinlikte mutlaka buraya eşlik ediyor, geliyor. O yüzden de biz de çok teşekkür ediyoruz bu ahde vefasından dolayı. Efendim Ahmet Ferda Kahraman İlköğretim Okul Müdürü Cavit Köken var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim neler söylersiniz? Alper Bağcı'nın bir etkinlik salonu açılışında çok yoğun bir kalabalık var. Bu Alper Bağcı bizim öğrencimiz. 2008 yılında okulumuzdan mezun oldu. Öğrencimizin hatırasını yaşatmak için, bu güzel insanın hatırasını yaşatmak için yetersiz fiziki alanımızda öğrencilerin kullanım alanı kısıtlıydı. Okulumuzun arka tarafında atıl konumda bulunan
75 metrekarelik bir alanı öğrencilerimizin sosyal aktivitelerde kullanabileceği, beslenmede, diğer sosyal etkinliklerde kullanabileceği bir ortam haline getirdik. Hem Alper'in ismi yaşayacak. Evet, Alper'in ismini yaşatacağız. Öğrencimizin anısını yaşatmak istedik. Mahalle muhtarımız, Üçgen Mahalle Muhtarı Aynur Baycin hanımefendi ve ailesine ben çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik merkezinin yapılmasında çok büyük maddi manevi destekte bulundular. Her zaman da öğrencilerimizin hamisi konumundalar. Mahallemizin çocuklarımıza verdikleri destekle. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Merhum evladımız, öğrencimiz Aynur Bay, Alper Baycin'a rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Anısını okulumuzda ve öğrencilerimiz arasında her zaman yaşayacaktır. Son bir soru daha sormak istiyorum Sayın Müdürüm. Size böyle bir teklif geldiğinde nasıl düşündünüz? Ne yapma, yani nasıl karşıladınız? Bu teklif bizim tabii ki mahalleyle bütünleşmemiz, aynı zamanda öğrencilerimizle Alper Baycin yetiştirdiğimiz öğrenci olması ve muhtarımız her zaman daha önce de okul aile birliği başkanlığında bulunmuş, okulumuza çok hizmetleri bulunduğu için biz bu teklifi atıl alanı, fiziki alanı, öğrencilerimizin kullanım alanına dönüştürmek için bir anda bir ilham olarak bize geldi. Bu o esnada kararımızı verdik ve bunu yola çıktık. Yaklaşık bir yıldır çok büyük emek verdik. Emek verdik. Hafta sonları da çalışıldı. Bu. Umarım öğrenciler sonuna kadar faydalanır oradan. Her konuda çok büyük bir katma değer olur inşallah. Evet, bu eğitim, onlar öğrenciler geleceğimiz. Onlar için çağdaş en güzel ortamları oluşturmak, sağlamak birinci hedefimiz, birinci önceliğimiz. Bu yaptığımız etkinlik alanı da bu attığımız adımlardan birisi. Evet. Çok teşekkür ederim Cavit Kökener. Evet. Ben de teşekkür ederim. Ahmet Velda İlköğretim Okulu, Ahmet Velda Kahraman İlkokulu'nun müdürü Cavit Kökener'e çok teşekkür ediyorum. Başarılar diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize, mahallemize, okulumuza ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Evet, bir kez daha rahmetle anıyoruz Alper Baycin'i. Alper Baycin'i tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. O her zaman okulumuzda ve aramızda yaşayacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun Cavit Bey. Efendim, Cavit Köken, Ahmet Vevda Kahraman İlkokul Müdürü. Hem projeyi hem etkinlik salonunu değerlendirdik. Söylediğimiz gibi basın şehidimiz Alper Baycin'i rahmetle anıyoruz. Biraz sonra resmi tören, resmi program da başlayacak ve Acun Ilıcalı da programa katılacak. Büyük bir, müthiş bir ahde vefa örneği. O da bu biraz sonra bu kalabalıklar arasında burada yerini alacak. Bir konuşma yapmasında bekliyoruz. Efendim, Ahmet Vevda Kahraman İlkokulu'ndaki çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi Murat Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bey yanımızda. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorsunuz. Alper Baycin'in hatırasını yaşatmak için. Evet. Bugün buradayız. Yoğun bir trafik var. Biraz sonra resmi protokol program da başlayacak. Siz neler söylersiniz birkaç cümle? Alper Baycin kardeşim 1994 yılında bu mahallede doğmuş. Annesi de zaten bu mahallenin muhtarı. 2008 yılında 8 yıl okuduktan sonra mezun olmuş. 2018 yılında da maalesef tatsız bir olayla vefat etmiş. Annesi muhtarımız ve 8 yılda bu okul aile birliği, okulun okul aile birliği başkanı olarak öğrencilerimizin eksik olan bir etkinlik salonunu hep maddi hem manevi olarak destekleriyle gerçekleştirdik. Bugün de onun açılışını inşallah biraz sonra yapacağız. Acun Bey de törenimize katılacak. Evet. Alper kardeşimizi o kadar çok seviyorlarmış ki Survivor yarışmasındaki yarışmacılarımız da biraz sonra burada olacaklar. Biz böyle bir etkinlik salonu vesilesiyle tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz adına Aynur Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Alper kardeşimize de buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Hoplar'a şunu da sormak istiyorum. Acun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı'nın da ortaya koyduğu muhteşem bir vefa örneği değil mi? Aynen. Neler söylersiniz bununla? Kesinlikle. Biraz önce Survivor yarışmacı arkadaşlarla da görüştük.
Acun'un Ilıcalı'nın aslında Türkiye'de neden bu kadar çok sevildiğinin de bir ispatı, vefası. Yani bir insan seviliyorsa boşuna değil. Bakın özel işleri var yani. Yani özel işleri, yoğunluğu, yurt dışı programları. 2018'inde bundan 6 yıl önce vefat etmiş, yanında çalışan 24 yaşındaki genç bir çocuğun yani bir etkinliğine katılıyor. Survivor yarışmacılarını da buraya getiriyor. Bu aslında Türkiye'de Acun'un niye sevildiğinin ispatı diye düşünüyorum. Çok güzel bir açıklamaydı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz çok güzel açıklamalarda bulundu. Umarım yüzlerce öğrencinin yıllarca kullanacağı bir alan. İnşallah. Ve Alper Bağcı'nın da kendi okuduğu okulda adının yaşamış olması çok önemli bir vefa. Aynen. Katılıyorum. Tekrar öğrencilerimize hayırlı olsun. Hayırseverlerimizi okullarımıza katkıya, bu tür salonların okul yapımı, ders araç gereç eğitim, çünkü sadece milli eğitim personelinin bizlerin yapacağı iş değil. Topyekin velilerimizin, esnafımızın, hayırseverlerimizin el atacağı, mutlaka içinde olması gereken. Çünkü geleceğimizin insanlarını yetiştiriyoruz, bilim adamlarını yetiştiriyoruz. O yüzden bu yükü hep beraber taşıyalım işte. Evet. Yakup Hoplar'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diyoruz. Allah razı olsun. Umarım böyle eğitime yapılan katma değerler, katkılar bir örnek teşkil eder. Alper Bağcı'nın adına ailesinin yapmış olduğu bu önemli katma değer bir örnek olur. Hani yüzlerce örneği var zaten. Daha çok katkı, daha çok eğitim. Aynen. Bir nedenimiz, en büyük sorunumuz eğitim. Aynen, katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. En son sözüm eğitim. Herkese eğitim, herkes için eğitim. Herkesin el attığı, herkesin içerisinde olduğu bir eğitim inşallah. İnşallah. Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Hoplar'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Yakup Hoplar'ı uğurluyoruz. Efendim, Alper Bağcı'nın etkinlik, yani salonun son halini biraz sonra da ekranlara gelir. Program içerisinde de ekranlar gelecek. Dediğim gibi katılım yoğun, yüksek. İşte anne Aynur Bağcı'nın, okul müdürünün, ilçe milli eğitim müdürünün, buraya gelenlerin hepsinin aşağı yukarı düşünceleri ortak. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Efendim, Ahmet Alper Bağcı'nın etkinlik salonu açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal da geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, neler söylersiniz, birkaç cümle? Alper Bağcı'nın kendisini kanıtlamış, İşini çok iyi yapan, Türkiye'nin en üst düzey teknik gruplarında, televizyon programlarında görev yapmakta olan, çok nitelikli, iyi yetişmiş bir Muratpaşalıydı. Halihazırda annesi de muhtarımız olarak görev yapıyor. Onu maalesef Güney Amerika kıtasında elim bir olayda kaybettik. Çok genç yaşta kaybettik. Gençlerimize, çocuklarımıza onun eğitim hayatı ve iş becerisi örnek olsun, onurlu yaşamı, seviyeli, ahlaklı yaşamı örnek olsun diye onun anısını bir parkımızda yaşatıyorduk. Şimdi de yine farklı bir ünitede, bir okulumuzun avlusunda bir ünitede yaşatılıyor. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Allah rahmet eylesin. Tekrar başımız sağ olsun. Bütün Muratpaşalılara, bütün çocuklarımıza, gençlerimize de Alper Baycı'nın eğitim hayatı, İş disiplini, ahlaklı, onurlu yaşamı örnek olsun. Efendim, hayatımızda eğitim son derece önemli. Eğitime yapılan katkıyı özellikle iş insanları, hayırsever insanları yeterli buluyor musunuz? Bir çağrınız var mı? Evet, şartlar ne kadar zor olursa olsun, bilgi dünyanın temel sermayesi. Temel, bir bakış açısıyla temel silahı. Eğer bilgili değilseniz dünyada ülke olarak da, insan olarak da zorluk yaşıyorsunuz. Bilgiye ulaşmanın yolu nitelikli, dünyayla rekabet edebilen üst düzey eğitim. Bizim ülkemizde de eğitim kurumlarımızın rekabetçi bir anlayışla bütün dünyayla rekabet edecek seviyede her an güncellenmesi, uyarlanması ve nitelik kazanması gerekiyor. Buna katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. İş insanlarımız, hali vakti yerinde olan insanlarımız, eğer eğitime, eğitimin niteliğine özellikle katkıda bulunurlarsa vatanımız, ülkemiz, insanlarımız için en değerli şeyi yapmış olurlar.
katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Son bir sorum var. Alper Baycan'ın ilk adını siz yaşattınız. Büyük bir Antalya'nın kalbinde parka verdiniz. Acun Medya Grup Başkanlığı'nda ortaya koyduğu bir vefa örneği, o da programa katılıyor. Neler söylersiniz? Evet. O da kendi işinde Türkiye'de kendisini kanıtlamış bir insan. Ekibinden bir insanın vefatına da duyarsız kalmadığını, tersine vefalı bir şekilde onun süreçlerini, anmalarını, anısını yaşatmak için yapılanları takip ettiğini gözledik. Güzel bir davranış. Çok teşekkür ederim. Sayın ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim, Murat Paşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal'ın da Alper Baycan'ın işte üstünden geçen, vefatından geçen süreç zarfında hem Antalya'nın kalbinde bir parkta hem de eğitim kurumunda, yani kendi okuduğu ilkokulunda ailesi tarafından bir etkinlik salonu yapıldı. Yüzlerce, binlerce öğrenci senelerce oradan faydalanacak. O yüzden de önemsiyoruz. Hayırseverlerin sayısı artsın. Vefa unutulmasın. Vefa İstanbul'da bir semt adı olmasın diyoruz. Etkinlikle ilgili görüntüler aktarmaya sürdürüyoruz efendim. Ve değerli konuklar, ilk olarak açılış konuşmalarını yapmak üzere Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup Okları alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Hayırseverimiz Aynur Hanım, Türkiye'nin 7'den 77'ye sevdiği insan Sayın Acun Ilıcalı, evet burada bir kez daha görüyoruz halkımız size teveccühünü, çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili veliler, öğrencilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ahmet Ferda Kahraman İlköğretim Okulumuz 1974 yılında eğitim öğretime başladı. Bu yıl 50. yılında yüzlerce, binlerce öğrenci mezun etti. Şu anda Türkiye'nin değişik yerlerinde vazife yapan çok değerli bir öğrencilerimiz var. Bunlardan bir tanesi de 1994 yılında Üçgen Mahallesi'nde doğan ve 2008 yılında 8 yıl okuduktan sonra bu okuldan mezun olan Alper Baycan kardeşimiz. Okuldan mezun olduktan sonra lise ve üniversitede radyo televizyon okuduktan sonra kardeşimiz Fenerbahçe TV'de bir müddet görev yaptı. Daha sonra Acun Medya'da Survivor programında görev aldı ama maalesef derin bir olay sonucunda vefat etti. Çok değerli annesi Aynur Hanım bu okulun yıllarca okul aile birliği başkanlığını yaptı. Bugün de Üçgen Mahallemizin muhtarı, öğrencilerimizin ihtiyacı olan ve kendi oğlunun ismini verdiği Alper Baycan etkinlik salonumuzu bugün açılış yapacağız. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Alper kardeşimiz gerçekten etrafında çok sevilen, sayılan, takdir gören bir insandı. Acun Bey'in buraya katılması Türkiye'nin onu niye çok sevdiği ve vefası, samimiyeti bunun bir göstergesi. Ben de kendisine bu törene katıldığı için vefasından, samimiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Öğrencilerimize salonumuzun hayırlı olması dileğiyle hepinizi saygılarla selamlıyorum. Sayın İlçe Emniyeti Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz kıymetli misafirler. Ve şimdi konuşmalar yapmak üzere Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'ı alkışlarla davet ediyoruz. Bak abiler çekim yapıyor, hadi çıkalım. Hadi lütfen. Yavaş bak. Thank you.
aileleriniz kişiliği, yaşam eğitimi, yetenekleri itibariyle sizin çocuklarınızda örnek olabilecek bir Murat Paşalı, örnek olabilecek bir Antalyalıydı. Sizi yetiştiren Aynur Baycın annesi ve ailesi de toplum yaşamında örnek, sivil toplum faaliyetlerinde etkin, kamu yararına, okul aile birliği çalışmalarında en önde, şu anda da muhtarımız olarak hizmet veriyorlar. Ailesi de Erdem Baycın'ın çalışma koşullarını sağlama açısından son derece önemli bir, başarılı bir aile. Kendilerine metanet diliyoruz, kendilerine sabır diliyoruz. Örnek bir aile, örnek bir Murat Paşalı. Maalesef çok genç yaşta, elin bir olay sonucu, vahit bir olay sonucu. Çok uzak bir ülkede Alper'i kaybettik. Başımız sağ olsun, ilçe olarak da hepimiz, bütün insanlarımızın başı sağ olsun. Ama onun anısını bir parkımızda yaşatıyoruz. Şimdi de bir etkinlik salonunda anısı yaşatılıyor. Anısını da saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Kalanlara, bütün çocuklarımıza teşekkürler diliyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Geriye çocuklar. Belediye başkanımız, sayın yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Hayır, bu tarafa. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Her defasında Alper'le ilgili böyle güzellikler olduğu zaman tabii ki hem gurur hem de özlem, hepsini bir arada yaşadığım için ne konuşacağımı, ne diyeceğimi bilemiyorum. Buraya bizim yanımızda her zaman bizim yanımızda olan Acun Medya, Acun Ilıcalı, Allah razı olsun, o kadar yoğun bir tempolu olmasına rağmen bizi kırmayıp buraya geldi. Acun Medya ve ekibine sonsuz teşekkürler. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Hoklar, Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal, Büyükşehir Muhtar İşleri Başkanımız Cihangir Yılmaz, yine Başkan Yardımcılarımızdan Gülnur Başkanım, sağ olsun her zaman benim yanımdalar. İnanın şu an gerçekten sözüm bittiği yer, bu okul benim için çok önemli. Alper'im burada 8 yıl okudu. Alper bu okulda öğrenim görürken okul aile birliği başkanıydım. Müthiş bir ekibim vardı. Biz 8 yıl o ekibimle eski okul aile birliği başkanım. Arkadaşlarım burada, lütfen kendinizi gösterin. Bu okul bizim için çok önemli. Çocuklarımız çok önemli. Bundan sonra da mahalle muhtarı olarak değil, bu çocukların ikinci annesi olarak elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Ben hepinize teşekkür ederim çünkü çok güneş, hepiniz güneşin altında kaldınız. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Hepinizin ayaklarına sağlık, sağ olun, var olun. Kıymetli muhtarımız Sayın Aynur Baycın'a çok teşekkür ediyoruz değerli misafirler. Ve şimdi kuvvetli alkışlarla Acun Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve değerli iş insanı Sayın Acun Ilıcalı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Thank you.
Öncelikle bu güzel bilgi için, bu miniklerimizin o güzel bakışları için, bana olan sevgiler için çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Tabii ki yıllar önce başımıza gelen, hepimizi telafisi olmayacak şekilde yaralayan elin bir olay. Belki de bizi bu semtle buluşturdu ama tabii ki acısı da hiçbir zaman geçmeyecek. Sevgili Alper'i kaybettiğimiz günü hiçbir zaman unutmayacağız. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin bir kez daha. Onun için bulunduğu semtte böyle güzel organizasyonlar yapması, tabii ki sevgili belediye başkanımızın her seferinde gösterdiği destek, onun dışında bu güzel insanların da onun anısı için bir araya gelip o anıları yaşatmak istemesi, onun ismini özdeşleştirmek istemesi çok güzel şeyler. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Aynur Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Beni artık ailesi olarak görüyor ve hangi duygularla çağırdığını çok iyi biliyorum. Benim de kalbim her zaman burada. Hiçbir zaman da unutmayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Alper'in ismini hiçbir zaman unutmayacağız. Hep kalbimizde olacak. Ama bir yandan da böyle güzel kurumlarda yaşatacağız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Acun Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve yüksek müsaadenizle sizi bırakmıyoruz. Ben ilçe Milli Eğitim Müdürümüzü sahneye davet etmek istiyorum. Bir teşekkür çiçeğimiz var. Teşekkür çiçeği ve plaketi törenimiz var. Ben Bukhara'ya belediye başkanımız Sayın Ümit Uysal'ı ve merhumun değerli annesi Üçgen Mahalle Muhtarımız Sayın Aynur Hanım'ı da davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Ve ekibine katkıları, destekleri için teşekkür ediyoruz. Muhtarımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız teşekkür çiçeklerini takdim ediyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de muhtarımıza plaketini takdim ediyor.